İyi akşamlar dostlar. Umarım keyifler yerindedir. Herkese iyi pazarlar. Evet, ufak ufak müziğimizden kurtulup yayına başlayabiliriz. Şuradan hızlıca ekran yakalamayı seçeyim. Müsaadenizle. Önce bir oyun yakalama diyelim. Bakalım yakalayacak mı? Evet, bugün elimde bir Arcade Fight Stick var. Nasıl göstereceğim bilmiyorum. Aynen. Tuşlar, analog vesaire. Dedim hazır. Bunu almışım. Bununla ilgili bir arcade yayını yapalım. Gerçekten keyifli oluyor eski oyunları benim gibi seviyorsanız. Bunun inceleme videosunu da çekeceğim bu arada. Öneriyor muyum? Benim gibi arcade oyunları arada oynamak hoşunuza gidiyorsa bence değer. Kolla ya da klavyeden oynamaktansa bir fight stickle oynamak bu tarz oyunları daha keyifli oluyor bence. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Kullandığım fight stick'in adı PXN008N olması lazım. Modelinin. Aynen 0082'ymiş modeli. Aynı zamanda bu Fight Stick'i konsollarda da kullanabiliyorsunuz. Şurada bir USB girişi var. Kolunuzu bu USB girişine bağlayıp bundan çıkan USB'yi de konsolunuza bağlarsanız bunu PlayStation, Xbox, Nintendo'da oluyor mu bilmiyorum ama kullanabiliyorsunuz. Keyifli güzel bir alet. Dediğim gibi incelemesini çekeceğim, orada detaylı konuşuruz. Açılışı bir Metal Slug'la yapalım istiyorum. Steam'de vardı. Ondan sonra dövüşmemiş bir şeyler bakarız gibime geliyor. Şuradan hızlıca Metal Slug açsam acaba ne olur? Yakalar mı? Açıkçası ben de merak ediyorum. İlk retro yayınım bu da benim. Yakalaması hoş olur. Yakalamazsa işimiz var. Evet, yakaladı. Güzel. Güzel yakaladı ama ayarlamamışız tabi. Şunu en aşağıya atalım. Ups. Niye beyazım derken sanırım düzeldi. Biraz sesin. Şunu bir yapalım. Bence yeterli gibi. Tuş sesi geliyor mu size? Pıt pıt pıt. Umarım gelmiyordur çünkü o muhtemelen sinir bozucu olur. Hey eskiler. Koltuğumu dayalı. Ya çok kayboldum ama ya. Kamera ayarı fuck. Fucking kamera ayarı abi. Hızlıca bir bakayım. Nasıl ayarlarız? Arkamda bir şey varken patlıyor nedense. Ah, düzeldi. Zor olmadı hayret. Düşündüğümden kolay oldu. Evet abi, önce bir tuşlara da bakmak gerekiyor. Bu ateş, zıplama, bomba. Bu bomba mı değil? Hadi gidelim. Bu arada bu Metal Slug oynamak istiyorsanız Steam'de var. Hani yasal yollarla oynamak istiyorsanız öyle söyleyeyim. Gayet uygun fiyata almıştım zamanında. Bir 3 ya da 4 oyun 20 lira mıydı? Değer ya. Dur, ölmüyorum diyecektim, ağzıma sıçıldı. Bakalım bitirebilecek miyiz ya? Sıkılırsak bitirmeyiz de. Bu arada mesela bu tarz arcade oyunlarını hakikaten fight stick'le oynamak keyifli oluyor. Şu an mesela bir gamepad'le falan olsaydım muhtemelen oynamazdım. Çok ilgimi çekmezdim. Öyle oynamak. Bunu da hiç kullanamadım ya. Zor geliyor bunu kullanmak. Asiktir. Okay.
Hadi. Asiktir. Asiktir. Zıplayamadım. Bir tankın eğilmesi de çok şirin değil mi ya? Kolay. Niye? Medium'da açtım harbuki. Kolay'da da açmadım. Ben tek hakla buralara gelemem normalde. Beceresim geldi. Dadım. Hakikaten ne varsa eskilerde var ya. Şu son zamanlarda oynadığım açık dünya oyunları olsun, başka oyunlar olsun, hiçbirinde şu basit eğlence anlayışı yok ya. Çok üzücü bence. Bu basit eğlence anlayışından sektör çok uzaklaştı. Özellikle konsol ve bilgisayar tarafı ama. Şimdi o tarafı da mobil aslında sırtlamış durumda. Ama onlar da genelde belli janralar var. O janların dışında çok oyun yapılması tercih edilmiyor doğal olarak. Bu tarz arcade oyunları da o taraflarda görüyoruz yeni arcade oyunlar. Ben birkaç stüdyonun denemelerini görüyorum ama onlar da çok keyifli olmuyor, bilmiyorum. Belki geçmişte oynadığımız için bu kadar keyifli geliyordur derken öldük. Şimdi hangi tuşta atılıyor acaba? Asiktir. Asiktir. Tuşuna lan bunun. Ah, buymuş. Options tuşuymuş. Ses. Cızırtı var sanki ama ben ne diyeyim. Hadi be, kediyi alamadım. Kediyi almak için indim aslında. Aa, suya inmemem gerekiyor. Okey. Basit eğlence güzel ya. Eskiden challenge da seviyormuş insanlar abi ya. Şimdi yani mobil oyunların neredeyse hiçbirinde bu challenge'in kolayı yok. Yapanlar da indie stüdyolar. Onlar da zaten büyük oyunlar kadar kazanamadıkları için. Ha, siktir, suya düştüm. O tarafta da bir gelişme göremiyoruz. Biraz müşteri profilinin değişmesiyle alakalı aslında ya. Niye yapılmıyor diye kızamıyorum. Haklılar çünkü. Aa! Fire rate'i çok düşükmüş bu silah. Ben artık 40-50 saat hikaye oynamak istemiyorum oyunlarda ya. Böyle sadece push spamlayıp boss kesmek istiyorum. Bunun bossları garipmiş ya. Ben bu oyunu hatırlamıyorum. Ben X'de şeyi çok oynuyordum. 3 galiba. Bu 2. Metal Slug. Bilmiyorum, Metal Slug kategorisine mi açmam gerekiyordu? Umarım dövüşte sıkıntı yaşamam bu konu hakkında. Abi şu paternden nasıl kaçabilirim ya? Biraz imkansız mı istiyorsun benden?
Bir de Mustafa oynayalım ya, Cadillac and Dinosaurs. O da çok güzel oyunda. İki jeton mu attım şu ana kadar? İyi, fena değil. Normalde 10 tane kullanırım çünkü. Böyle sabaha kadar uğraşırız diyecektim. Ha siktir. Ha siktir. Boomer. İyiymiş, başarım. Boomer diye başarım kazandım. GG. Ha, size tuşun sesi geliyor. Sikti. Umarım oyunun sesi baskılıyordur tuş sesini. Aç artık. Abi lan. Aa, ben vurdum önce. Ya bir yürü git. Benim salaklığım bu. Niye zıplıyorsun ki orada? Ne oluyor lan? Zıpladım ama işte. Niye patlamıyor bu şey? Sonunda. Niye böyle oldu? Nazar değdirdim kendime. Ya öyle bir yerde kaldı ki o da. Abi çok zor. Aa, hatırladım lan bunu. Ben bunu oynadım galiba ya. Aa, bir tane vuramadım var ya. Come on boy. Zor. Bana zor geldi yani. Come on boy. Hadi çık. Mini boss. Bu game design ne kadar çok benziyor birbirlerine değil mi? Game design anlamında sektör çok da değişmemiş aslında. Mobları kes, mini boss öldür, mobları kes, mini boss öldür, mobları kes, final boss. Kırılıyor mu burası? Yok. Nasıl geçeceğim? Bu çocuğu. Bir tek işte şey eklemiş. Eğer haritada gezersen seni ödüllendiririm. Gerçi burada da öyle sayılabilir ya.
Diğer oyunlarda gezmek demeyelim de ona. Alternatif rotalardan gidersen ödüllendiriyor oyun çoğu zaman. Metal Slug'da da var. Hatta bu olay. Abi kırmızı varilin tekte patlaması gerekmiyor mu? Bitti mi? Ne çok araç verdi diyecektim. Bir de Metal Slug'ın böyle kendine has mizahi bir havası da var. Yani Metal Slug, Metal Slug yapan şey belki de, ki belki değil, bence öyle. Bu mizahi havası da önemli yani. Ya aşağı inemiyorum, bu tarz salak şeyleri yaşamak yoruyor. Git lan aşağı. Yok. Bu D görüntüde derinlik pek iyi değil ya. Zor oluyor, alışmışız biz 3D'ye. Ben niye gidip kurşuna kafa atıyorum ya? Shit. Yes. What? Anlamadım nereden gelecek atak. Hop. Ops. Ops. Roketsiz olmaz diyordum. Şu tarafa döner misin? Kontrollerde anlaşamadık oyunla ya. Bazen lag oluyor sanki ya. Input lag var oyunda. Yok abi. Mümkün değil yoksa. Shit. Bazen sözümü dinlemiyor. Yes. Üç de bitti. Kaç part acaba oyun? Bitirelim mi? Emin değilim. Neyse birazcık daha oynayalım, daha sıkmalı. Kere kaçırdık mı gidiyor. Oğlum roket varken niye gidip onu alıyorsun ya? Okay.
Ya şu derinliğe bakar mısınız ya adamlar? Tam bir sanat eseri şu oyun var ya. Helal olsun. Bu üstüme düşüyor mu? Düşüyormuş. Oo. Çatışmadan gidebiliyor muyum ya? Takip eden füzeye bakın ya. Burası Vietnam falan herhalde ya. Çok yeşil çünkü. Ama şeyler çekik gözlü değil askerler. Ama oradan esinlenilmiş gibi geldi bana. Lan. Tek atıyor yalnız meteore, ilginç. Nasıl takip ediyorum fizikle? Şimdi zor geliyor o kadar aynı anda bu kadar şey takip etmeye çalışmam. Kaç kere öldük anasını. Nasıl çatışacağım? Arada mı durmam lazım? Anlamadım. What the fuck? İyi bu. Bok gibi oyun. Bu arada multiplayer falan da oynayabiliyorsunuz şeyden alırsanız, Steam'den oyun. Tuşlara alışamadım. Çünkü ben A tuşuyla oynamıyorum normalde. Üst seriyle oynuyorum, bu alt seride. Zor geldi. Thank you. Boss fight mı geliyor? Oh. Sıkıştım. Mümkün değil ya. Bu ne zorluk anasını satayım.
Bug'a mı soktum? Ne oluyor? Nasıl satayım? Böyle bir spam mı var ya? Cehenneme döndü oyun. Ama sinirlenmiyorum yani. Zor olması beni şey yapmıyor. Demoralize etmiyor. Küsmüyorum yani oyuna. Hoşuma gidiyor. Rasik. Aa, vurdum ama. Yes. Metal Slug. Ben hızlıca bir yayının kalitesine bakacağım dostlar, müsaadenizle. What the fuck? Siktir, böyle bir şey mümkün değil ya. Tamam abi. Sıktı, tamam. Ben bitiremeyeceğim. Okey, kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Save alıyor. Eski oyun olma. Steam'den aldığım için yenilenmiş bir versiyon herhalde bu. Son kaldığım yerden devam edebiliyorum. Şöyle birkaç tane daha oyun oynayalım. Sonra zaten kaçarız muhtemelen. Şurası var. O bu şu. Okey. Şimdi bakalım açılacak mı? Neredeydi onlar? Burada. Neo Geo. Yay. Yakaladın mı? Hadi yakala. Yüzme bizi. Üstü. Üzdü abi, üzdü. Şöyle yapacağız o zaman. Bunu açacağız. Sonra diyeceğiz ki... Oyun yakalama değil, ekran yakalama. Evet. Bunu asıl monitör olarak seçeceğiz. Küçülteceğiz. Sonra hiyerarşide de en aşağıya koyacağız ki üstümüze gelmesin. Şimdi açalım bakalım ne olacak. Siktir, niye böyle yakaladı? Eyvah.
What? Şimdi bunda da şöyle aptal bir şey var. Eğer alt tab yaparsam bozuluyor, açılmıyor. Hadi ya. Üzdü. Şu an elimde başka bir arcade kalmadı. Eyvah. Metal Slug için mi açtık bu yayını? 30 dakika için miydi? Eyvah. Bakmadım ben. Benim hatam ya. Öf. Bu benim hatam. Kızmıyorum. Evet dostlar. İstediğimiz arcade yayınını yapamadık. Çünkü... Bunu da çıkarayım. Gördüğünüz gibi pencereyi yakalıyor ama çok küçük yakalıyor. Oradan da oyun izlenmez. Onun nasıl bir çözüm bulabiliriz? Benim bu ekranı başka bir bilgisayara stream edip oradan yayın açmam gerekiyor ama onu şu an yapamam. Bunu bir sonraki yayına saklayacağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Bugün sadece Metal Slug oynayıp yayını bitireceğiz. Neyse, hiç yapmamış olmaktan iyidir. Teşekkür ediyorum dostlar, gelip izlediğiniz için. Bir sonraki yayında görüşürüz. Kusura bakmayın, elimde olmayan bir sebepten ötürü şu an bunu yaşıyoruz. Ama bu durumu düzeltip en kısa zamanda arcade yayınının tekrarını, daha iyisini, belki multiplayer olarak görebilirsiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.